Herkese selam. Ben Doktor Yusuf Kantar. Adli rapor düzenlemesiyle alakalı konuşacağız. Evet, adli rapor düzenlemesini 3 ana başlık altında inceliyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken husus, daha doğrusu adli rapor okuyan kişinin, muhatabın, savcının ya da adli kurumun bizden beklediği bu 3 ana başlığa dikkat etmemiz. Birincisi, hayat tehlike var mı yok mu? Ana başlıklardan ikincisi, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir bir yaralanma var mı? Üçüncüsü de dikkat edeceğimiz şey, geçi rapor mu, kati rapor mu düzenleyeceğiz. Evet, bu üç ana başlık üzerinde konuşacağız. Evet, böyle bir görselimiz var. Hayat tehlike üzerinden konuşalım. Nelere hayat tehlike vereceğiz? Kabaca üç boşluğu ilgilendiren yaralanmalarda hayat tehlike verilir diye biliyoruz aslında. Bunu biraz daha ayrıntısına bakacağız. Evet, üç boşluktan bir tanesi kranyum boşluğu arkadaşlar. Kranyum boşluğunu ilgilendiren bir patoloji varsa adli rapor hayat tehlike vermek gerekir. Tabii ki bu boşluğun içine ilgilendiren bir şey olması lazım. Yani tek başına bir sefalematom hayat tehlike oluşturmaz ama intrakranial bir kanama ya da bir kemiklerde bir fraktür hayat tehlike oluşturur. Kranyum boşluğunu ilgilendiren bir patoloji olduğundan dolayı. Sonrasında toraks boşluğunu ilgilendiren bir yaralanma varsa pnömotoraks olabilir, hematoraks olabilir, bir medyasen yaralanması olabilir, kardiyak kontüzyon olabilir, akciğerde kontüzyon olabilir, birden çok kot fraktürü, multiple kot fraktürü olabilir vesaire. Yani kranyal boşluğu, toraks boşluğunun içini ilgilendiren bir durum varsa bu da hayat tehlike oluşturur. Üçüncü boşluğumuz, üçüncü anatomik boşluğumuz batın boşluğu. Batın boşluğunu ilgilendiren bir penetran yaralanma olabilir, bir solid organ yaralanması olabilir, içi boş organ yaralanması olabilir, dalak, karaciğer, laserasyon vesaire olabilir veya bir mezenterik yağ dokuya bir penetrasyon olabilir. Sonuç olarak batın boşluğunu ilgilendiren bir yaralanma varsa bunlar da hayat tehlike oluşturur. Onun dışında ilk üç servikal vertebra kırığı varsa hayat tehlike vereceğiz arkadaşlar. Yine bu bağlamda tüm mürdün nasif kanalisi yaralanmalarında hayat tehlike vermemiz gerekir adli raporda. Büyük kemiklerin kırıklarında ve açık kemik kırıklarında, özellikle büyük kemiklerin açık kırığında hayat tehlike vermek gerekir. Arter kesisi varsa özellikle kollarda ve bacaklarda, ekstremite arter kesilerinde, tüm arter kesilerinde hayat tehlike vermek gerekir. Yanıklar, tüm yanıklarda değil ancak hastane yatış endikasyonu olan yanıklarda hayat tehlike vermek gerekir. Hangi yanıklarda hastane yatış endikasyonu olduğunu yanık vakasında konuşacağız. Onun için elektrik çarpmaları, özellikle yüksek voltaj elektrik çarpmalarında hayat tehlike vermek gerekir. Ve ilaç intokslarda da hastaneye yatması ya daha doğrusu yoğun bakım takibi gerektiren ilaç intokslarında da hayat tehlike vermemiz gerekir arkadaşlar. Birinci başlığımız bu şekilde. Tabii hayat tehlike verdiğimiz durumlar, bu hastalar ölüyor mu? Hepsi ölmüyor. Bizim için önemli olan o an için bu saydığımız patolojiler varsa hayat tehlike vermek gerekir ama pratikte yaşamsal tehlikenin oluşmuş olması bizim için önemlidir. Yani sonrasında ölüm olması gerekmez. Kişinin sonradan iyileşmesi de bu durumu değiştirmez. Şunu demek istiyorum. Bir hastaya hayat tehlike veriyorsak bu hasta ölecek anlamına gelmiyor. Sonra tersten bakacak olursak da iyileşmiş olan bir hastaya vakti zamanında işte 3 gün önce, 5 gün önce siz neden buna hayat tehlike verdiniz? Hasta şu an iyileşti gibi bir sorgulama olmuyor arkadaşlar. Biz hastayı gördüğümüz anda bu saydığım patolojilerden bir tanesi varsa hayat tehlikesi var diyoruz ve raporumuzu o şekilde dolduruyoruz. Sonradan dediğim gibi hastanın iyileşmesi bu durumu değiştirmiyor adli açıdan. İkinci başlığımız basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir mi, giderilemez bir nitelikte mi yaralanma. Savcıların, hakimlerin daha çok dikkat ettiği adli konularda önemli olan başlık bu. Evet, kimlere basit tıbbi müdahaleyle giderilemez raporu vermemiz gerekiyor. Az önce saydığımız tüm hayat tehlike oluşturan durumlar. Bu görselimiz burada kalsın, akılda kalıcı bir şekilde. Başka kalıcı iz bırakabilecek nitelikte yaralanmalar varsa, özellikle yüz yaralanması. Mesela şuradaki bir yaralanma. Gördüğünüz gibi dudakta tam kat bir yaralanma var. Aşağı doğru uzanmış burun kanalında bir tam kat yaralanma var. Şimdi bu izole bir yaralanma olduğunu düşünelim. Sadece bu yaradan hayat tehlike vermeyiz ama buna basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir de diyemeyiz. Özellikle yüz kısmında bunun ne zaman iyileşeceği, ne kadar iz kalacağı, işte gördüğünüz gibi dudak kasını ilgilendiren bir durum var. Hiç fonksiyon kaybının olup olmayacağını düşünerek buna basit tıbbi müdahaleyle giderilemez raporunu düzenlememiz gerekir arkadaşlar. Onun dışında iyileşmesi uzun sürecek bir yaralanma varsa, fraktür gibi, yine buradaki bir yaralanma gibi. Evet, ne dedik? Açık kırıklar ya da büyük kemik kırıklarının hayat tehlike oluşturur dedik ama bir de hayat tehlike oluşturmayan diğer kemik, küçük kemik kırıkları var. Bakın bu bir metakarp kırığı hayat tehlike oluşturacak bir durum değil. Ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilemez bir durum. Yani tüm kırıklara iyileşmesi uzun sürecek yaralanmalarda da basit tıbbi müdahaleyle giderilemez raporu veriyoruz. Onun için cerrahi ihtiyacı olan tüm hastalar. Eğer hastaya bir şekilde bir neşter değecekse bu büyük bir ameliyat olabilir. Lokal bir müdahale olabilir. Bir tendon tamiri vesaire olabilir. Eğer bir hastaya cerrahi işlem gerekecekse basit bir müdahale ile giderilemez nitelikli bir yaralanma deriz.
Onun dışında fonksiyon eksikliği ya da kaybına sebep olması muhtemel yaralanmalar. Bakın böyle bir örnek var mesela. Bir el kesisi var. Şimdi bu haliyle bu elin gördüğünüz gibi derin de bir kesi. Tendonun vesaire burada damar sinir yaralanması vesaire olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla bunun ne zaman iyileşeceği, nasıl iyileşeceği, bu parmaklarda bir fonksiyon kaybı olup olmayacağı, bir mağlubiyet durumu olup oluşmayacağı kestirilemediği için ilk anda bu da basit tıbbi müdahaleyle giderilemez nitelikte bir yaralanmadır. Başka uzuv ve organ kaybına sebep olan yaralanmalarda takdir edeceğiniz gibi basit tıbbi müdahaleyle giderilemez bir durumdur arkadaşlar. Üçüncü başlığa gelecek olursak geçici kati rapor durumuna bakalım. Basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikteki yaralanması olan tüm hastaların adli raporlarına geçici vermek gerekir. Yani bu görseldeki, buradaki hayat tehlike vereceğimiz görseldeki ve BTM ile giderilemez durumdakilerin hepsinin geçici rapor vermemiz gerekiyor. Çünkü nasıl sonuçlanacağını, ne zaman geçeceğini vesaire ilk anda kestirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bunların hepsine geçici rapor vereceğiz arkadaşlar. Bir de yara tanımlaması önemli. Adli raporu düzenlerken yara tanımlamasını neye göre yapmamız lazım? Bu önemli. Çünkü sadece bir işte 2 santimlik bir kesi var demekle işte damar sinir yaralanmasını içeren işte tam kat kesi, flap tarzı, ezilme tarzı, doku kaybının olduğu vesaire demek arasında fark var. Çünkü bir kriminal bir durum varsa, bir karşı taraf varsa, ceza durumu oluşacaksa adli takdir bunlara bakarak karar veriyor. Dolayısıyla hukuk o şekilde ilerliyor. Hastayı ilk gören, ilk raporunu dolduran bizler olacağımıza göre bunlara dikkat etmemiz gerekir. Yara tanımlaması nasıl yapalım? Mesela örnek üzerinden gidelim. Şuradaki örnekten lokalizasyonu. Mesela diyelim ki sol el bastonunda birinci ikinci parmaklar arasında boyutu işte 4-5 santim boyutunda içeride cilt katmanları işte cilt altı yağlı doku muhtemelen kasa dolaşıyordur. İşte tendon muhtemelen sinir damar sinir yaralanmasına eşlik ettiği bakın burada eşlik eden yapılar. Sınırların düzenli mi düzensiz mi olduğu bakın bu düzgün sınırlı. Evet düzgün sınırlı bir nedir? Bunun tipine kesin. Mesela arkadaşlar. Bu abrazyon olabilir, lasirasyon olabilir, ezilme olabilir, flap tarzı bir kesi olabilir, amputasyon olabilir vesaire. Onları söylemekte fayda var. Bizde şöyle bir durum var. Biliyorsunuz biz adli raporlara lezyonları yazıyoruz ama bazen hasta darp edilmeyle veya düşmeyle bir şekilde geliyor ama tüm vücut taramasında bir herhangi bir lezyona rastlayamayabiliyoruz. Ama hastanın da işte saçım çekildi de, işte sırtıma vurdular, göğsüne vurdular gibi şikayetleri var ama biz lezyon bilmiyoruz. Mesela bu tür hastalarda neler yazmamız lazım? Bunda şunları yazabiliriz. Vücut bölgesinde herhangi bir lezyona rastlanmadıysa ancak vücut belli bir bölgesinde darbe aldığını söylüyorsa hasta adli raporu lezyon izlenmedi notuna ek olarak. Bakın lezyon izlenmedi yazıyoruz. Evet gerçekten lezyon yok ama hastanın ifadesine söz olarak belirtebiliriz. İşte hastanın sırt bölgesine darbe aldığını veya saçının çekildiğini söz olarak ifade etti diye not düşebiliriz arkadaşlar. Bu da hekim açısından koruyuculuk sağlar. Çünkü daha sonra bu adli süreç devam ederse bu hasta ben sırtıma darbe aldığımı söylememe rağmen, işte saçımı çekildiğini söylememe rağmen hiçbir lezyon yok, hiçbir şey yok diye tamamen normal olarak raporlanmış doktor diye sizin hakkınızda bir adli süreç başlatabilir. Ondan dolayı koruyuculuk açısından bu ifadeleri de eklemekte fayda var arkadaşlar. Evet, adli raporla alakalı söyleyeceklerim bunlar da dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.